Okey diyoruz. En son ne oldu? Bir dakika. Şimdi 3 sayı okuduk peş peşe. Bunların 3'ü de tek bir hikaye anlatıyordun. Hepsini anlatmayayım bence. En son direkt olanı anlatıyor. Doktor Octavius'la dövüşünden sonra Peter'ın tepesine çok büyük bir metal kütlesi düşüyor. Onun altında kalıyor. Onu kaldıramıyor çünkü aşırı ağır falan. İşte karşısında da bir yandan serum duruyor. Meyhaneye getirmesi gerektiği ama ona da yetişemiyor falan ki ağ atıp aslında yetişebilirdi ama oradan çıkamadığı için yetişememesinin bir anlamı kalmıyor zaten. Ama bir yandan yetişemiyorum diye konuşuyordu ki yetişebiliyor aslında. Çünkü ağ atabilir. Düpedüz hikaye açığıydı orası. Neyse böyle bir 3-4 sayfa falan direkt sensational okuduk. Sensational derken neyden bahsediyorum? İşte aşırı heyecanlı bir şekilde hemen hızlı hızlı okuyup sayfaları geçiyorduk hemen böyle hızlı hızlı okuyup. Çünkü işte kurtulacak mı kurtulmayacak mı falan. Bir yandan orada Peter'ın düşüncelerini görüyoruz. İşte ben amcayı failladım, işte onu kurtaramadım. Meyhala içinde aynısı olmayacak. Kurtarmak zorundayım, kurtaracağım falan. Aşırı böyle gaza getiren tarzda konuşa konuşa en son gaza getirdi, kaldırdı falan böyle. O sahneyle kesinlikle Tom Holland'ın ilk filmde Vulture'ın Tom Holland'ın tepesine binayı yıktığı zaman Tom Holland'ın tepesindeki taş kütlelerini en başta kaldıramadığı ama sonra aşağı baktığı zaman suyun içine düşmüş kendi maskesini görüyordu. Böyle kendi suratının yarısını görüyor suyun yansımasında, diğer yarısına da maske denk geliyor falan. Direkt burada işte Peter kostümü altında değilken örümcek hisleri aktive olduğu zaman suratının yarısı maske çizimi oluyordu falan, direkt oraya göndermesi var. Neyse Peter işte örümcek adam olma olayının kostümün ötesinde bir şey olduğunu o esnada anlıyor. Tom Holland gaza geliyor, o gazıyla beraber işte taşları kaldırıyordu falan. Geçen sayıdaki o kısımla Tom Holland'ın ilk filmindeki o kısım arasında bariz bir paralellik var diyoruz. Neyse gaza geliyor, onu kaldırıp atıyor, sonra işte serumu alıyor, yürümeye başlıyor ama felaket yorgun artık, bacağı sakatlandı falan. Sonra işte bu Doktor Octavius'un adamları, Foot Ninjamsı şeyler, bunlar işte Peter'ı bekliyorlar falan. Peter zaten aşırı sinirli, anormal derecede kuvvetli çünkü deli gibi dövüşüyor, çünkü Meyhal'ın hayatı şeyde at stake, söz konusu falan. Direkt böyle korkunç bir güçle dövüş, hatta bayağı bir güldüm ona. Kendi kendime de, sadece videolarda değil, videoları çektikten sonra aklıma geldikçe de güldüm. Çünkü Doktor Octavius işte tam şey modundaydı. İşte bu kadar iyi bir denk geliş olamaz. Örümcek adamı mahvedeceğim ve direkt kendi şeyiyle, rızasıyla benim elime düşüyor falan dediydi. Sonra örümcek adam halbuki aşırı deli gibi çünkü meyala ölecek düşüncesinde falan, direkt böyle en kısa zamanda halledip serumu alıp gitme kafasında Doktor Octavius ağzına sıçtı. Hani böyle resmen bir iki dakika içinde direkt Doktor Octavius kaçma moduna girdi. Doktor Octavius'un ağza sıçmakla kalmadı. Etrafı darmaduman etti. Bütün cihazları kırdı, duvarları kırdı falan. Zaten böyle denizin altındaki bir yerdi. Deniz suyu doldurmaya başladı içeri falan. Hani böyle mahvetti Doktor Octavius'u diyoruz. Neyse aynı sinir tekrar geldi. Ben bu kadar yaklaşmışım. Ben 3-5 tane adam mı durduracak falan. Aşırı bir orantısızlık var. Kişi sayısı şeyinde bir tarafta Spider-Man var. Diğer tarafta 20-30 tane belki işte Foot Ninjamsı şeyler var falan. Peter böyle o sinirle, o kadar böyle refleksif, o kadar böyle sezgisel bir şekilde dövüştü ki sadece böyle yumruklarını salladığını gördük o sahneleri okurken, ama o Foot Ninjamsı şeylerin suratlarını görmedik mesela çizimlerde. O ara Peter'ın aşırı derecede trans halinde dövüştüğünü ve etrafındaki hiçbir şey duymadığını, hiçbir şey görmediğini fark ettik çizimlerden. O sahne benim aklımda Tom Holland'ın ikinci filminin sonunda Spider Tingle'ını kullanıp Mysterio'nun dronlarıyla dövüştüğü sahneyi anımsatıyor. Yani o karanlığın içinde örümcek hislerini kullanıp görmediği halde dronları, kolları, yumrukları cacık denk geliyordu ve en son hani hatta o köprüdeki dövüşten bahsediyorum. Mysterio'ya da ulaşabiliyordu falan. Aynen. Orada bir paralellik var. Bariz, hani böyle kasıtlı mı o paralellik bilmiyorum ama güzel bence. Neyse en son işte yumruklarını sallamaya devam ediyordu. Peterson bir baktı yumrukları kimseye çarpmıyor. Sonra gözlerini bir açtı falan. Bütün Foot Ninja'lar bayılmış yerde yatıyor. Oha böyle. Hiç beklemiyordum. Böyle hızlı kolay alacağını falan. Boku çıkmış yine. Ben orada çok güzel bir tahminde bulundum. Bu yorgunlukla böyle işte dikkatsizlik edip kendini ele verecek. Özellikle Betty fark edecek onun Peter Parker olduğunu gibisinden bir tahminde bulundum. Gerçekleşmedi. Amına koyayım yazarın da çizerin de.
Hani sayılardır 2 yıllık sayı çıktı. Şu an 34. sayıyı okuyacağız bugün. Her sayıda işte her sayıda değil ama bir yerden sonra neredeyse her sayıda Peter'ın kimliği açığa çıkacak laflar, etler 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 bir türlü gerçekleşmedi falan. İkiyüzlüler diyoruz. Neyse artık kesinlikle gaza gelmemem lazım. Çünkü hevesim kursağımda kalıyor. Tabiri caizse diyoruz. Neyse o olmadı. İşte Meyhala'nın aşısını mı, iksirini mi, bokunu, püsürünü getirdi. İşte Doktor Connors yardım ediyordu Peter'a zaten o konuda. İşte Doktor Connors gerekli ayarlamaları yaptı. Peter'a verdi. Peter onu hastaneye götürdü. Onu Meyhala'ya uyguladılar ama işte birkaç saat falan beklememiz lazım. Sonuçların gelmesi için bekleyeceğiz yaptı. Doktor Peter'a değil örümcek adama. Örümcek adam düşündü ki ben işte nasıl beklerim 2 saat cat cat falan çıktı dışarı. İşte 2 saat boyunca kendime oyalanacak bir şey bulmalıyım falan. O dedi işte bu Doktor Octavius'un adamlarının fotoğrafını çekersem sonra onu James'ına satarım. James'ten aldığım parayla da işte mikroskoplarımı cat cat geri alırım. Bütün eşyalarını ipoteklemiş de sırf meyhalayı hayatta tutacak iksirin yapılması için kullanılacak radyoaktif maddeyi satın alabilmek için. Evet diyoruz. Sonra onları güzel bir fiyata satıyor James'ına. Meyhala kurtuluyor. Şaşırdık mı? Hayır. Keşke ölseydi onu okuyayım. Daha heyecanlı olurdu diyoruz. Öyle. Betty öğrenmedi. Meyhala kurtuldu. Üniversitesine daha bir kere gitti. Sayıyı gördük. İkinci sayıda ve üçüncü sayıda kesinlikle üniversitede daha bir şey görmedik. Belki bu sayıda görürüz artık. Çünkü özledik. Gwen Stacy istiyoruz. Harry Osborn istiyoruz. Kanka diyoruz artık. Onlar geldi. Mary Jane de istiyoruz. Ama tamam take your fucking time diyoruz. Onu ne zaman sunmak istiyorsanız sunun. Ama bize şu Peter'ın kimliği bir açığa çıksın artık. Right, Allah aşkına ya diyoruz. Oğlum şöyle bir güzel bir fikriniz planınız var büyük ihtimal ki bilmiyorsunuz o dönem. Böyle 30-40 yıl boyunca Spider-Man çizgi romanları çizmeye devam edebilme ihtimaliniz olduğunu bilmiyorsunuz ya da belki de tahmin ediyordunuz. I don't know diyor. Yani açığa çıkmayacaksa bile gazlamayın en azından kanka diyoruz. Okey başka aklıma bir şey gelmiyor işte. En son ne oldu? Craven'da Hunter'la zaten dövüşecek diye haber vermişlerdi geçen sayının sonunda. O sayı bu sayı diyoruz ve başlıyorum. Marvel Comics grup şunu değiştirmişler. Bu Marvel yeşil falan olmuyordu sanki. The Amazing Spider-Man kendimi çektim. Approved by the Comics Code A Authority kendimi geri koyuyorum. Industrial 12 Cent, The Thrill of the Hunt, 34 March demiş, okay diyoruz. Okay. Burada hiçbir şey yok. Şu aşağılarda falan hep 2013 falan bir şeyler yazıyordu. Bu sefer yok. One dedi. The Amazing Spider-Man, The Thrill of the Hunt. My trophy room, every wild beast that walks, climbs or crawls, I beat him with my bare hands. Tabii ki Kraven the Hunter diyoruz. Featuring the somewhat magnificent maze of Kraven the Hunter. Bu da bunu adam akıllı göreceğimiz ikinci sayı. Hani bu Annual ilk sayıda da çıkmıştı ama ağzına sıçılmıştı bunun. O sayı hiç beğenmiyor. Neyse, Kraven'ın tek başına geldiği ikinci sayı. Bu güzel bir sayı olma ihtimali var ama çok umutlanmıyorum. Artık hiçbir şey umutlanmıyorum. Spider-Man konusunda kandırıp duruyorlar. Hevesim kursağımda kalıp duruyor. Öyle. And yet, the greatest prize of all is still denied me. Örümcek adam diyor. Şurada bir tane örümcek adam görmek istiyor. Scripted and edited by Stan Lee. Plotted diyor yine Steve Ditko'dan çıkmış. And illustrated by Steve Ditko. Lettered and released by Sam Rosen. Okay diyor. Şurada bir detay var mı görmemiz gereken? Not sure. To dedik. I can endure the frustration no longer. I must battle and defeat my greatest mortal enemy, or else everything that has gone before is but a hollow mockery. The mask of Spider-Man must one day cover that plaster head, even if I pay for the victory with my very life. IQ manyağı diyoruz. Only I know the secret of my special jungle herbs, my wondrous potions of power. They give me the strength of the mightiest jungle beasts. The strength which can match Spider-Man's all. Okay diyoruz. His rippling muscles almost bursting with
New power and energy. Kraven looks about him for a foe. For he needs combat. As other men need air to breathe. A rogue lion seeking a kill. Look no further, Simba. You have found your prey. Falan tam manyak ya. Bu manyaklığı çok tatlı ve komime gidiyor. Bu Kraven the Hunter. Okay, diyoruz. But never has any prey been so eager, so anxious to meet your deadly challenge. Gret aslan atlıyor. Never has any prey possessed strength enough to meet your attack head on and to hurl you away with the speed of a serpent. Okay, diyoruz. Tamam, yine güzel başladı sayı. Şu Peter'da bir öğrenseler artık. Of diyoruz, of. Then, scant seconds later, flee Simba, I allow you to run off and lick your wounds, but my next victim will be far less lucky. Days later, at the bustling port of Nairobi, once I delivered my four-legged captives to a zoo in America, I were free to begin the greatest hunt of all. The Hunt for Spider-Man falan. Bu hapse girdiydi, tekrar geri çıkmış, eski işine geri dönmüş. Bir yıl önce çık geçti aradan diyoruz. Okay. Okay. What the fuck? Bir dakika lan. Oğlum bir dakika. Bir dakika ne oluyor? Bir dakika. Hayır be. Hayır oğlum hayır. Yapamazsınız. Size güvenmiyorum. Kesin bir bokluk çıkacak, yine onu evirip çevirip bir şey edecekler. Onlar çok şerefsiz ya. Duygularımla oynuyorlar. Başka bir açıklaması yok bu olayın. Okay. Meanwhile, an ocean away, we find a startling, unexpected tableau unfolding before our incredulous eyes. Bir dakika. No, you're keeping some terrible secret from me. You must tell me what it is, Peter. You must. Very well, Betty. We have the right to know. Oğlum imkansız ya. Hayır oğlum imkansız ama bakayım. O kadar küfür ettim daha demin. Olamaz oğlum şu an. Hadi ki. Get a good grip on yourself, Betty. This may be a shock to you. Peter etti falan duvarlara yapışıyor çünkü. Peter, that's just one of the names I've known by. Oh no, no falan etti. Oğlum şu an şokum lan. Ama o kadar da şok değilim bir yandan. Okay. I also answer to another name. The name of Spider-Man falan. Daha işte oğlum şu an ağlayabilirim zevk. Ama bir yandan da şu an anormal derecede normalim. Neden bilmiyorum. Okay. Okay. Not you Peter, not you falan. Ağlama güzelim diyoruz. Ama burada nedense şu çiçeğin aynısını Mary Jane'in suratını kapatmak için kullanmışlardı falan. Bu bir simbol. What kind of a symbol it is, I don't know. But that's a symbol diyoruz. Bu bir şey temsil ediyor. Ama neyi bilmiyorum. Oğlum şaka gibi lan. Resmen sövdüm. Hakaret etti. Demediğimi bırakmadı. Direkt laktan gösterdiler falan. Ve şu an şaşırmıyorum. Ona da ayrı bir şaşırıyorum. Okey, şuralara bir bakmam lazım. Anormal derecede önemli bir yer. Spider-Man'in kimliği ilk defa açığa çıktı. 34. sayıda çıktı. Okey diyoruz. Bu bir bilgi işte. Spider-Man quizine girdiniz. Spider-Man kimliğini ilk hangi sayıda açıklamıştır? A 1, B 10, C 34, D 50 diyoruz cevap. C başka bir soru. Spider-Man kimliğini ilk kime açıklamıştır? Betty diyoruz. Betty Brant. Okey. Okay diyoruz. Tarihsel bir yer okuyoruz. Hala neden bu kadar sakin olduğunu bilmiyorum. Tamam. Devam. For dedik. Ağla güzelim diyoruz. No, not you. It can't. Oh, I've been asleep. What? Oğlum rüyasında görmüş lan. Ya sizin Allah belanızı versin. Bu çocukları ya. Oğlum o kadar fake üstüne fake atıyorlar ki bak bunu bir şekilde evirip çevirip yine Betty'nin Spider-Man'in kim olduğunu bilmemesi haline getirmeyecekler. Bu kadar da değil oğlum. Bu kadar da değil amına koyayım. Şuna bak ya. Yemin ederim maymun gibi oldu beynim ya. Bir eviriyorlar, bir çeviriyorlar, bir şunu diyorlar, bir bunu diyorlar. Of. I've been asleep. It was only a dream. Ağlama güzelim. Ağlama diyoruz. Ağlama. Oh thank heavens. It's not so. I merely dreamt it.
I can't stop thinking about him. Night and day. Whatever Peter's secret is. Allah belanızı versin. Neyse ikisi de ölü zaten. Ölünün arkasından böyle konuşulmaz falan. Kibar ol. Tamam. Pardon. Çok sinirliyim. Çok aldatılmış gibi hissediyorum. I can't stop thinking about him. Night and day. Whatever Peter's secret is. Whatever he's hiding from me. It can't be dead falan. Öyle mi güzelim diyoruz. Biraz daha mı düşünsen acaba? It's no use. I can't fall asleep again. Not with the knowledge that I must make a decision about him. It cannot be put off any longer. Very well diyoruz. Meanwhile, in a quiet section of Forest Hills, we find a young man in question. Now that Aunt May is out of danger. Bu kadın da haftada bir hastalanıyor ölümcül bir şekilde falan. Ben yine bir şey demiyorum. Of lan ne kadar saygısızsın yaşlılara karşı. Tamam ya diyorum. Of. After last month's critical operation. Remember Stan. Remember kanka. Remember. Neyse. Sinirliyim. I can get back to my studying again. Okay diyoruz. It's great to know that things are getting back to normal at last. It'll be a pleasure to return to college. Kollara falan neyle kastı diyoruz. And be able to concentrate on what's going on. Boy am I washed. But it won't take me long to get back in shape. That's for sure. Yep, it's good to be alive. Okay diyoruz. Hayattan zevk aldı belli baya. Does at the hospital next day we find. Why, Anna Watson, değil Watson diye okunuyor. So sweet of you to come and visit me falan. Senin kızın nerede? Amına koyayım diyor. Meyhala ölüyordu. Sen Meyhala'ya ziyarete geliyorsun. Peter'la tanıştıracağım. Cep diye kadın ölüm döşeğinde yatıyor. Gelmiyorsun. Olaya bak. Amına koyayım. Bak beni çok sinirlendiriyorlar. Gerçekten sakin oluyorum. Tamam. I'd have come sooner my dear. Hayır. I'd have come sooner my dear. But I was out of town and didn't know you were ill. Ya bir fuck off ne biçim arkadaşsın sen diyorsun. It was just a silly old operation. Silly old operation. Are you fucking kidding me? But Peter is the one I am worried about. The poor boy hasn't had a soul to look after him all this time. Bir dakika. The poor boy hasn't had a soul to look after him all this time. I mean, fine Aunt May, honest falan. Üsluplu üsluplu konuşuyor diyoruz. Evet. Good news for you Mrs. Parker. All your tests have checked out perfectly. Şaşırdık mı? Hayır. You can return home today. Dün ölüyordu, bugün de hastaneden çıkıyor falan. Tamam diyoruz, bir şey demiyorum ben. After a few days' rest, you'll be as good as new again. Öyle mi diyoruz? Doc, you're the greatest. Now you run off to school, Peter. Mrs. Watson will see me home. We'll so much to talk about. Okay, but no touch football for a while here. Peter Parker, you're a caution falan. Okay, diyoruz. Okay. Buraya bir bakayım. Burası da önemli. Bir bakıp geliyorum. Okay, diyoruz. Five. Gwen Stacy diyoruz. Harry Osborn diyoruz. Yuppie. And so, not to be left behind. We too shall visit Empire State University and renew a few acquaintanceships. Come on, Gwen. You promised you'd go to the game with one of us. Admit it, doll. You decided on me. I am the lucky guy this time. Give us a break, Gwen. Who is it? Peter Parker diyoruz bu direkt. Bak yine o şeytanımsı detaydan koydular. What's your fucking point man? Diyoruz. Sorry Les, I got to rush to class now, but I promised to think about it. But you've been keeping us on the string all week. I know and you love it. Honey, the guy who finally takes you out of circulation will be the most hated Joe on campus diyoruz. Ki öyle zaten kanka diyoruz. Hani will be değil. Zaten öyle diyoruz. Okay. It's strange. Peter Parker is the only boy who hasn't paid any attention to me. Oh my boy. Well.
At last, I have a chance to be a hero without turning into Spider-Man, Kay Diaz. Hello, me, fair maiden. You, don't you dare touch my book. Huh? Etti falan. Bir dakika, Harry'nin kitabı falan mı oğlum? Ne oluyor Diaz? Look, I don't get it, but geez, do we have to spell it out for you? You're as popular here as Mao Tse-tung. Bu şey miydi? Mao, bu şey ya, bu Çin'deki komünist lider değil mi? You tell him, Harry boy. You've been snubbing us since school started, walking around here like a swell-headed snob just because you won a scholarship. Well, that's okay with us, but don't think you can become one of the crowd anytime you feel like it. Now I get it. When I was worried about Aunt May, wrapped up in my own problems, they thought I was high-hating them. Though Peter Parker luxury is running true to form. Okay, Diaz. Okay. I guess I can't blame them for thinking I am the prize crumb of the year. But I sure don't intend to beg them for a chance to explain. Very good, Diaz. Yapılabilecek en iyi kararı veriyor. Anyway, you'll get over it. Meantime, I'd better buckle down and catch up on the lab work I've missed. Okay, bu sayıda diğer herkes bundan nefret edecek ama Gwen arası düzelmeye başlayacak Diaz. Ama yani Gwen'le yeni bir ilişkimsi bir şeyler oluşmaya başlarken Betty ile ilişkisi en tepe formunda olacak Diaz. Liz'i çıkardılar sanırım aradan. Çünkü iki sarışın aynı anda olamaz kanka Diaz. Aynı renk, saça sahip iki insan aynı anda olamaz. Baş karakterin etrafında Betty siyah saçlı Mary Jane, kırmızı saçlı Diaz. Gwen, Liz bunlar da sarı. Okey. Mary Jane'i ne zaman getirecekler? Betty bitecek. Ned Liz'le sevgili olacak. Betty zaten Ned Liz'i seçecek. Gwen tamam. Betty Ned Liz'i seçecek ama Spider-Man'in Peter Parker olduğunu anlayacak. Bunlar bir konuşma yapacaklar ve o konuşma Peter'a iyi gelecek. Hani senin iyi arkadaş olacağız, seni iyi anlatacağız falan gibisinden bunlar iyi arkadaş olacaklar. Şöyle bir 50 yıllık zaman boyunca Gwen iyice gelişecek. Bunların ilişkisi falan. Gwen'den sonra mı gelecek Mary Jane? No. Gwen Betty'nin üstüne çıkacak. Mary Jane de Gwen'in üstüne çıkacak. Mary Jane'in üstüne kimse çıkmayacak. Mary Jane'le evlenecek. Bu iş böyle olacak. Betty'den dolayı aşk acısı çekecek. Aşk acısının iyileşmesini cacut sağlayan kişi Gwen olacak. Gwen'le aynı muhabbet nasıl olacak? Gwen bir şey olacak. Onu söylemeyeyim. Belki bilmiyorsunuzdur ama tahmin ediyorsunuz zaten artık Diaz. Neyse o olan olayın üstüne Mary Jane yardım edecek diye tahmin ediyorum. But we shall see. I have no idea. Ne olacak kesinlikle bilmiyorum. Okay, şu sayfaya da bir bakıyoruz. Burası da önemli çünkü. Okay Diaz, 60 diyek. I guess we told that egghead where to get off and Gwen. I guess so Harry falan ama öyle düşünmüyor. Well, I wonder why I feel a bit ashamed of myself. After all, he has cold-shouldered all of us ever since he came to ESU, and yet perhaps he had a reason. Perhaps you just don't understand. Öyle mi diyoruz güzelim, öyle mi? Nasıl da bize hemen Oğlum sen kafanın yeşil zeytinde mi dolaşıyorsun anında diyoruz. Anlamadım, what's the point? Ne bu? Ben böyle bir şey görmedim hiç. That Gwen is a knockout if only, oh, what's the use? Knockout derken böyle aşırı güzel, aşırı çekici gibi mi diyorsun kanka? Not sure. But he couldn't care less. Look at him bending over those test tubes. He doesn't even know I exist. Well, Mr. Peter Parker, just you wait. Okay diyoruz. Herkesi kendine aşık ettireceğim tiplerinden falan. Öyle tipler çok hoş oluyor evet. Yalan yok diyoruz. Yalan yok. Later, after class has ended, police sirens, something must have happened. Look at them. Go. Bee falan. It's only take me a couple of seconds to change to Spider-Man. Then I can zip after them and get some photos of the action. Oh, come to think of it. Why bother? I still got some money left from the last pigs I sold to Jameson. And Aunt May will be waiting for me. So
So I'll just go home and study like anyone else. Peter Parker, Average American. That's me. Şurası harikaymış. Kahramanlık yapmamayı çünkü parası olduğunu. Hani burada güzel bir detay koydular şu an hikaye. Bu hikaye de güzel gidiyor bu arada. Bayağı bir şu an. Hala tam anlamıyla kahramanlık yapmalıyım modunda olan bir karakter değil. Mayalı'yı kurtarmak için deli gibi dövüştü. Hani başka birisini kurtarmak için deli gibi dövüşmüyor. Ki kahraman dediğimiz, gerçek kahraman dediğimiz herkes için aynı delilikle dövüşmesi gerekir falan. Okey diyoruz. Burada bunun başı lan Betty ölüyormuş bir de. Öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey duymadım ben. Öyle bir şey yapmayın. Okey diyoruz. Neyse bu götüne patlayacak. Şu an keyfine yardım etmemeyi tercih etti. Etrafındaki bir soruna sıkıntıya diyoruz. Götünde patlayacak. İyice o kahramanlığının deneyimle, başına gelen şeylerle, yaşadıklarıyla şekilleneceği, gelişeceği bir Peter Parker hamuru var elimizde diyoruz. Very good. But our average Americans self-imposed vacation is destined to end much sooner than he suspects. For not long after wars, this is the place I knew I'd find it again. It's the Chameleon's last hideout, the one he used when the two of us teamed up. I don't care what happened to him, so long as he stays away till my mission is over. For the time has come for Kraven to begin his greatest hunt. Okay diyoruz. Okay diyoruz. Seven dedik. Ah, it's good to be attired in my jungle garb once more. Tabii böyle normal insan gibi giyinmesi gerekti buraya kadar gelebilmek için diyoruz. Şunlar da Tobey Maguire'ın filmindeki Norman Osborn'un evindeki o değişik şeyleri anımsattı bana. Duvarda asılı o maskemsi şeyler. And now I got to trap Spider-Man before I myself am discovered. But I have been sentenced never to return to these shores. Oha diyoruz. Bir yıllık bir suçu bittiği için tekrar normal bir insana dönüşmemiş. O ütopik Spider-Man evrenindeki düşmanların başına gelen diye tanımladığım şeyden olmamış. Cidden şeymiş. Kaçak gelmiş falan şu an. Okey diyoruz. But it is worth the risk. Worth whatever price I may have to pay. To destroy the one I lose the most in all the world. Now I must find a way to make him want to fight me. I need bait. Just a bait, Betty falan. Okay, diyor. Just the right bait for so dangerous a quarry. Okay, diyor. Then, after long hours of careful planning, scheming, I have it, the perfect lure, just a thing to lead him to my trap, and then the hunt shall begin. We'll admit this has been a pretty long introduction, but once the action gets started, it'll more than make up for it. So bear with us a short time longer as we return to our average Spider-Man once more. Another snack, gosh aunt May, we just finished dinner a half hour ago. I know, dear, but I'm sure you didn't eat a thing while I was in the hospital. Okay, diyoruz. That's it, Peter. A boy your age needs a lot of nourishment, especially since you've been studying so hard. In fact, I wonder if it wouldn't be a good idea for you to have a hobby, something to help you relax from your studies falan. Kanka diyoruz, you have no idea diyoruz, you have no idea. Now, don't you worry about it, Aunt May. It happens that I do have a little hobby, like swinging across rooftops and climbing up walls. Okay, diyoruz. Okay, web spinners, you've been patient with us till now. And here is where it starts paying off. As a commanding voice hails a taxi, a silent, costumed figure lurks in the shadows. Bence bu Spider-Man değil. Taxi, I said, taxi, this is J. Jonah Jameson. Ne oldu? Kraven the Hunter örümcek adam kılığında dolaşıyor. Okay. It's him at last. Okay diyoruz. Eight dedik.
Nasıl ya? Harry James'in Spider-Man in person mister. No way. You can attack me in the middle of the street like this. Somebody get him away from me. Stop screaming, you coward. I just want to talk to you. Wait, come back here. No, you ought to get me because of the editorials I've written against you, you fool. Because of your shoes, a whole crowd is gathered. Okay, Diaz. Somebody called the police. Spider-Man is assaulting Jonah Jameson. Too many people can't afford to remain, but I'll be back, Jameson, you'll see. Ha, huh, I always knew you were yellow. I scared you away. Did you all see that? Spider-Man ran from me. But moments later, on a nearby rooftop, we see it worked. I fooled them all. Only Spider-Man will know I was an imposter. And then he himself is sure to come after me, falling into my trap. Okay, Diaz. But what of the real Spider-Man? Here he is, the world's most amazing hero, contentedly munching a Macintosh apple as he and his aunt catch up on the day's news. Elma yiyor, bu bir sembol olabilir. Elma ilk günahı temsil ediyor. Çünkü ilk günah aşk. Bunu nerede konuştuk? Biz bunu şeyde konuştuk. Rüzgarını da okurken konuştuk. Mary Jane Watson yaklaşıyor olabilir. Bence Mary Jane'in de sembolü kırmızı elma, kırmızı saçlar falan diyoruz. We shall see. Did you remember to wash that apple before eating it, Peter dear? Sure, Aunt May. You know I'm not the type to live dangerously. And now news of the New York area falan. It has just been learned that J. Jonah Jameson, prominent newspaper publisher and man about town, was attacked by Spider-Man as the courageous publisher left the Daily Bugle of his building. Yield, dear bard. Peter was wrong, dear. No, nothing, Aunt May. I must have bit my tongue. Birden bard diyor istemsiz. Okay. Nine dick. Just when everything seemed nice and peaceful, now this. I know I didn't see Jameson tonight, and that means just one thing. Someone is impersonating me, but why? All this awful crime news. I'm itching to run out and find a bogus Spidey, but I hate to leave Aunt May alone so soon after her illness. They shouldn't broadcast such dreadful things. I hope it doesn't upset you, Peter. Din olmuş diyoruz. I'll wait a while and see what happens. It's probably just some crank. The police may have rounded him up already. No, Aunt May, I don't believe half of it anyway. Okay, diyoruz. But in the days that follow, the daring impersonation continues. Jameson, you didn't think I'd forget you again. You're nothing to fear from me. Nah, I'll bide my time. Keep you guessing. Wherever you go, whatever you do, I will following, watching, waiting. Let him hang around by writing about his harassment. I'm selling more papers than ever before. Daily Bugle, Spider-Man threatened, publisher of Bugle, Jettert falan diyoruz. Okay. Finally, Spider-Man becomes a number one topic of conversation throughout the sprawling city. Imagine handling a public spirited citizen like Mr. Jameson that way. It's a disgrace. Someone should put that masked wall crawler out of circulation once and for all. If this keeps up, I'll probably be mobbed if I ever dare appear in public as Spidey again. If you ask me, it's time the FBI stepped in. You said it until at last Peter Parker is forced to make a grim decision. I can't let whatever reputation I have left be torn to shreds so easily. I just can't. I've got to take a hand in this. I've got to learn who the imposter is and stop him. Okay, diyoruz. Ben bunu izliyor falan.
Okay. Tendik. The decision made. All that remains is to formulate a plan of action. Spidey is still getting star billing on all the news programs, and none of the reports are flattering. But how do I go waltzing out tonight without wearing out my ring? Voilà. Mrs. Watson, for once I'm getting lucky. I just feel like having a good old-fashioned chat, my dear. So do I, Anna. I got the testiest cookies and tea will be ready in no time. Şurada bir din var diyoruz. Since you're planning a chin fest, I think I'll go to a movie, Aunt May. All right, dear, have a good time. But don't see one of those awful, scary films. It might give you nightmares. That's what I always tell Mary Jane. Keşke görsek nasıl anlatıyorsun, AQ diyoruz. Thank goodness for Mrs. Watson. And now it's time for the real Spider-Man to go into action. Since the funny thing who's been impersonating me seems to hang around Jolly Jonah, then my first stop is a Daily Bugle building. Here it is, now to, hey, it's just the one I'm looking for. He's deliberately attracting my attention. Nice of him to make it easy for me. He must be nice. Now that he made me spot him, he's running away from me. Or is there more to it than that? He might be trying to lead me somewhere. Yani diyoruz, biz Ahmet, 11 dedik. If this is his destination, he's got crummy taste. This whole block has been condemned. The empty buildings are just waiting to be torn down. And speaking of empty buildings, where did he disappear to? Then on the street directly below, look, it's Spider-Man. Go inside and get the boys. This is our chance to get rid of him once and for all. Yeah, I've been itching to get my mess on that punk. But on the roof, high above all such sordid goings on. And now Spider-Man, the masquerade is over. Craven the Hunter, then it was you. You were impersonating me. Surely you didn't think I'd be content to remain defeated after our last encounter. It is time for another hunt, and this time the victory shall be mine. Mister, you're just a glutton for punishment. We'll see about that. First, I spray some jungle sand on you to cancel out your accursed spider sense. Good deals. And now, my victim to be, your power is barely the equal of mine. You, that'll be that day when I can't beat you. You'll have your chance to prove that, boss. If you can hunt and defeat me, I'll confess that it was I who impersonated you. But if not, skip the rest, Craven. There is not gonna be any if nots. Okay, diyoruz. 12 dedik. What? I should have suspected. He rigged up a booby trap here for me. But anytime you all the friendly neighborhood Spider-Man can't outlive a pile of tumbling craze, that'll be the day. He's gone. Well, I guess it figures if I want him, I'll have to play it his way. I'll have to hunt him down. I'd better be careful. He's had all the time in the world to set every kind of unexpected trap for me. And he couldn't have picked a better place to set them. And now it begins. I've given him enough time to realize what he is up against. So while he hunts me, Craven, the greatest hunter of all, shall be hunting him. Okay, Diaz. But neither the hunter nor the hunted is yet aware that a third force has entered the deadly game. He's got to be around here somewhere. No matter how much of a hotshot he is, he can't handle all of us.
spread out when you see him. Holder. That was a close one. If not for the old spider speed, I'd be a trapped little web spinner. 13 dedik. But there isn't a trap made that can stop me from doing what I have to do. At least I am hoping that isn't. Hey, I heard something in the room ahead. It must be him. That suits me fine. I'm gonna prove that he is nothing but a phony. I mop up the place with him. Sounds like visitors. Two pairs of footsteps, but how come? Did Craven bring a friend? You must have been hearing things. There is no sign of him here. Just a couple of black uglies. Sorry, gents. This is a private party. It's him. You mean it is he? It's him. You mean it is he dedi. Gramerini mi düzeltti? It is he. Burayı anlamadım. Okey, açıklıyormuş zaten, gramermiş cidden. Bu ilgincime gitti çünkü it's him, it's he, it's he diye denmez. Yani böyle bir şey, mesela işte bir tane hayvandan işte he diye bahsettin. No, it is she denir. Hatta bunu şey yapmışlardı. Auri, how is he tarzı bir şey dediydi şey için. Quote, bir misafir getirdiydi. Aşı neydi? Adı neydi? Mola'ydı. Mola için he dediydi. Auri Kvot'la onu düzeltiydi. O bir he değil, o bir she dediydi. Hani orada he she deniyor ama burada it's him denirdi diye biliyorum ben. Değilmiş. Ama bence 1966'dan 2020'ye 70, 50, 60 yıla yakın zaman geçti falan. It's him'e evrildi bu. Tahmin ediyorum. But not sure. Nothing infuriates me as much as bad grammar. Or didn't you? No. Sorry to rush off this way, but there is a fella trying to end my little career if I give him half a chance. Bunları bir güzel bağladı falan. Bağlanan adamın yerde yatma muhabbetini ilk defa bu kadar net burada görüyoruz. İlk defa FBI'da bu sayıda söylendi falan. Okey, bir sürü şeyin ilkini görüyoruz. 14 dedik. Sorry, smoke. It looks like old hoodlums' wig around here. Well, I'll have to put them on ice fast before Craven lowers the boom on me. Next time you wanna do some spider stalking, phone for an appointment. But still, group, this will only hurt a minute. And that's that. I sure hope they were the last of them. Wait, my spider sense, it's starting to tingle. Craven's jungle scent dulled it. It should have warned me sooner. There is danger inside. Maybe there is still time. I stopped myself with my hands. Now, if I can just do a backflip out. But before the amazing adventurer can make a move. Too late, Spider-Man. The hunt is ended. I got you. Don't bet on it, Craven, you fool. I can't outfight a full-grown lion in his prime. Well, you have only some sort of spider power. You certainly know how to hurt a person. Okay, diyoruz. Hani böyle ben koca aslanları avlayabilecek kadar güçlü bir insanım falan diye o konuşma üslubu falan aşırı eğlenceli diyorum. 15 dedik. Your desperate gibes and taunts do not fool me. You are scared and you know it. For the first time, you're looking utter defeat in the face. If you say so, Charlie, tvok etti. By the way, in case I forgot to tell you, I hate for anyone to breathe in my face. Never again will you dare to taunt Craven. The same strength that can stop the charge of a bull elephant will steal your voice forever. Bam etti yumruğu, yapıştırdı diyoruz. Rock etti. I've got news for you, Craven. You may be a Y-Zero with bull elephants, but you're a dotted, sweating spiders. Okay, Diaz. It's Spider-Man. We found him. But where are the other guys who sent after him? And who is he fighting? What's the difference? Let's
get him now where we got the chance. We'll rush him all together. He'll never get away from us this time. Hate to disappoint you, eager beavers, but this is a private fight. One side, you puny fools. No one shall spoil Craven's hunt. No one. Ugh, man. Look out for his blasted well-being. I got a hunch we beat off Hecuba a lot more than we can. Cheer, Elimidias. 16 dedik. I hope you don't think there is anything personal in this, man. Bok etti, vap etti. Acadias. I got to get in position to renew my attack upon Spider-Man. Sock bomb falan. Oops, sorry. I was hoping you were Kraven. Tek etti biraz. Sert vurdu büyük ihtimal ondan diye. Well, that wraps up the last of those Earsus Untouchables. But where in blazes did Kraven run off to? And at the same moment, the greatest hunter of all is wondering the same thing about Spidey. He can't have gotten far. I can still faintly detect the jungle scent I sprayed on him. Ah, the aroma is getting stronger. I'm drawing closer, just as he draws closer to his doom. Okay, Dios, tam bir psycho ya. There he is. Now, all I'll need is a simple little stratagem to catch him unawares. Clack etti. What? Oh, it's just a piece of ledge falling. But why? What made it fall? 17. That was all I needed, Spider-Man. Just that 1 second of distraction which you generously granted me. So it was you. Now there can be no interruptions to grant you a last minute reprieve. Nasıl okunuyorsun oğlum sen? Reprieve. I have no idea. Now the game shall be played out to the end. Now the skill, speed, and raw strength with which I subdue the wildest jungle beast shall be your undoing also. What kind of a cümle it is diyor. Şuna bir bakıp geliyorum. Okay, okay diyoruz. Does Kraven win his greatest hunt? I'll be darned if he isn't as good as he says he is. He herded me into this window like an eagle carrying a lamb. But this is where the resemblance ceases. So there is still some fight left in you, eh? Rap etti. Well, it won't be there for long. Vak etti. Like rap bir yumruk attı, vak başka bir yumruk attı gibi bir şey sanırım. My moment has come at last. Nothing can save you now, Spider-Man. You had your inning, loudmouth. Now it's my turn at bat. 18 dedik. I've taken your boasters and brags till they're coming out of my ears. Now I've got to beat you before you bore me to death. You don't fool me. You're talking big to keep your courage up. Sure, you keep believing that. Yine bir ufak din olmuş. But in the meantime, while I'm trembling in abject fear and panic, I just put you on once for a while. Why don't you fall? I hit you hard enough to stagger a rhino. What are you made of? Sugar and spice and everything nice. Aklımıza ne geliyor? Powerpuff Girls geliyor diyoruz. Okay. Bırak etti. At last I got a good clean punch in. Mustn't give him a chance to recover. He's too strong. Have to keep hammering while I can. In case you haven't guessed, Kraven, the hunt is over. A short time later, investigating a shining spider beam signal, the newly arrived police are flabbergasted to find. Look, it's Kraven, the hunter. He's all get wrapped and ready for mailing. And most of the Nails Hogan gang also keeping him company. It's like we won a raffle. Okay, diyor. Şu ekip olmasa da oluyordu bu arada.
Hani o ekibin olması, hani bir şekilde aslında Craven kazanacaktı da o sırada başka birisi işte Craven'dan bağımsız olarak Spider-Man'i yakalamaya kalkıştığı için aslında Spider-Man'in düşmanı olan insanlar Spider-Man'e yardım etmişler. Craven konusunda gibi bir şey mi oldu? Hani sebep bu muydu bunları koyma açısından? Not sure. Okay diyoruz. 19. And hidden in the shadows of a nearby rooftop, the capture of Craven ought to be big news. I might as well get some pigs while I can. Oh, the heck with it. If I bring them to Jameson, I have to see Betty. And somehow, I just don't feel up to facing her right now. Besides, it's only fair for me to stay away from her, to give her a chance to get me out of her system once and for all. It's the least I can do for her. And as Spider-Man disappears into the enveloping darkness. Yes, it's true. I impersonated Spider-Man. It was I who threatened Jonah Jameson. But why are you telling us this? Whatever else I may be, I am a man of honor. I have given my word. Oğlum çok iyi değil mi lan? Kötü adamı dürüst yap. Oğlum çok iyi değil mi ya? Helal olsun diyoruz. Thus, a short time later, at the Daily Bugle offices, you mean Spider-Man is vindicated? No, I don't believe it. I won't believe it. You have no choice, JJ. Kevin produced his costume and gave the police a demonstration. It was him, all right. Din olmuş ufağından. Blasted. This means that Spider-Man will end up being a hero just when I thought I finally had him where I wanted him. What have you got against that guy anyway, boss? That's my business forswear, but I'll nail him yet. Oha, bir şey var şu an Jameson'ın Spider-Man hakkında bildiği ve biz bilmiyoruz. We shall see diyoruz. Oha, yeni bir hatun geliyor. Excuse me, Mr. Jameson. I finished all the day's correspondence. Will there be anything else? No, that's all. You think I run a sweet shop here? Go on home and be here at 9 sharp tomorrow. Oh, does that mean yes, you're hired. The job of replacing Betty Brant is yours. This is wonderful. Imagine, I'm the personal secretary of the publisher of the Daily Bugle. But I never thought that Betty Brant would leave. It happened so suddenly. I wonder what happened. And so do we, young lady. So do we. Bu sayı burada bitiyor. Ama çok şerefsizsiniz ya. Gerçekten bir açıklama getirmeden bitiriyorsunuz diyoruz. Bitti. Aha, bitmedi lan. Bitmedi diyoruz. 20. Meanwhile, unaware of the change in personnel at the Daily Bugle, Peter Parker returns to his modest little home in Forest Hills. And as I was telling my niece Mary Jane, oh, hello, Peter. I'm glad you come home early, dear. Did you enjoy the movie? Okey, aklıma bir teori geldi ama aşırı saçma yani Betty'nin böyle bir şey yapması. Betty, Peter'ın Spider-Man olma ihtimali hakkında J. Jonah Jameson'la konuştu bir şekilde. Ama niye J. Jonah Jameson'la konuşuyorsun? Mal mısın diyoruz. Spider-Man iyi biri oldu belli, seni kurtarmış. Eğer böyle bir şey yaptıysa bu arada, direkt sevmiyorum kendisine. Öyle bir bokluk var burada, we shall see. Ha? Oh no, I can't honestly say I did. Anyway, I'll go up and do some more studying now. Be nice seeing you, Mrs. Watson. Don't tire yourself out, Peter. You know how fragile you are. Such a nice boy. Not a wild roadie like so many others. But once alone in his room, the complex, sensitive, anguished youth who is Peter Parker finds that he cannot study. He cannot concentrate on anything except, am I really being a coward? Is it that I am afraid to face Betty, afraid to tell her the truth? Am I afraid of her reaction when she learns of the secret I've kept from her all these years? En az 2 yıl oldu diyoruz. No, this is no good. It's useless. I got to learn to accept things as they are.
I've got to stop thinking of Betty. To me, it must be as though she doesn't exist. It's the only way because she'd never accept me as Spider-Man. Okay, dears. But Spider-Man I've been and shall always be for as long as I live. Next, The Molten Man Returns demişler. Bu Molten Man'i ben çok beğenmedim. We shall see, dears. Bu durumda bitiyor sayı. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Nope, hadi görüşürüz.